Tanımıyor musun lan? Ha? Konuşsana oğlum! Kim lan bu Gürkan? Abi, hapisten çıkalı 3 hafta olmuştu. Paraya ihtiyacı vardı. Sadece bunu biliyorum. Kiralık gibi bir şeydi işte. Sen ne iş yapıyorsun lan? Sen ne iş yapıyorsun oğlum? Abi, önceden bende her yol vardı. Ben tövbe ettim bu işlere. Kur'an evliya çarpsın abi. Bak şimdi arkadaşım. Ben normalde prensip olarak emekçi insanları asla dövmüyorum. Ama şimdi durum biraz farklı, anladın mı? Yani bu prensibini her an kenara bırakabilirim, haberin olsun. Ne diyorsun lan sen? Emekçiyim diyor adam. Bak abi, biz de bari baba yanlış olmaz. Kendi evladım olsa kolumdan tutup şuraya getirirdim yemin ederim. Bilmiyorum. Arkadaşlara da söyledim baba. Yeminle bilmiyorum. Haber geldi. Gürkan denen adamın cesedini bulmuşlar. Bir ellerini yıkadı yani. Bana bak. Bir şey duyarsan, görürsen bize geliyorsun, tamam mı? Tamam abi, tamam. Tamam, yürü şimdi. Kulaksızdan haber var mı? Kayıp. Açmıyor telefonlarını. Bu sefer bir adam geldi, hırpaladılar biraz. Yanlış adrese bakıyorum. Bu kulaksız denen adamı almak lazım esas. Onu öttürmek lazım. Sen dışarı mı çıkıyorsun? Bir sakıncası mı var? Yani bu saatte... Sokağa çıkma yasağı mı var Songül? Niye şaşırdın bu kadar? Şu doktor işini halledecek miyiz? Songül, taktın doktora. Çocuk muhabbetidir gidiyor ya. Hadi hayırlısı bakalım. Geçin. Ya vallahi çok sağ ol ya. Hani bu yaptığın gerçekten az buz bir şey değil. Çok sağ ol. Önemli değil. Geçin oturun rahat rahat. Ben de şu senin kafandaki yeri temizlemek için bir şeyler getireyim, tamam? Ben acıktım işte. Pizza söyleyeyim mi, yer misin? Hem de nasıl? Ne yapıyorsun? Misafiriz biz burada salak. Bana söyle, ben söylerim. Gece yok oturuyor sessiz. Baba. Hı. Dedemler şimdi kesin delirmiştir değil mi? Onlar zaten deli oğlum. Oğlum sen niye böyle yapıyorsun? Bak biz burada misafiriz, tamam mı? Kız gelene kadar uslu bir insan gibi görün en azından, tamam. Nasıl bulamazsınız? Adam gündüz ev basıyor, çocuk kaçırıyor. Siz de karşıma geçmiş, pişkin bulamadık diyorsunuz. Arıyoruz Ünsal Bey, nereye kaçacaklar? O da zamanında polisti. Kaçılacak yerleri iyi bilir. Emniyet müdürünü aratmayın bana. Kaçırılan benim torunum. Ben anlamam. Gidip bulun benim torunumu. Sizin nereye gidebilecekleri konusunda bir fikriniz var mı? Adama bak ya. Gidin adamı yakalayın kardeşim. Hadi hadi. Tamam o zaman. Biz müsaade alalım. Merhaba, ben Taner Birkan'ın arkadaşıyım. Durumu hakkında bilgi alacaktım. Uyandı mı kendisi acaba? Uyandı mı? Çok sevindim. Tamam, aradığımı söyler misiniz? Ayşegül Çilingir ben. Teşekkürler.
Elin hafiftir inşallah ya. Neden doktor oldun? Bilmem. Belli bir sebebi yok. Sen neden polis oldun? Kızlar üniformalı erkeklere bayılır dediler. Yalnız o genellikle pilotlar ve denizciler için geçerli. Neden atıldın sen? İftira attılar, güya rüşvet almışım. Sormayacak mısın? Neyi? Gerçekten aldın mı diye sormayacak mısın? Hayır, dur. Ya aldıysam? Hasta mısın sen ya? Aa, düzgün dur. Niye herkes aldığıma inanıyor, sen niye inanmıyorsun? İnanmıyorum demedim. İnanıyorsun işte. Sadece oğlunu bu kadar seven bir adamın rüşvet aldığını inanmıyorum. Oldu mu, rahatladın mı? Düzgün dur. Komik olan ne? Hı? Komik olan ne? Yani böyle filmlerde hani kadın adamı tedavi eder ya. İşte o sahnelerden biri geldi aklıma. Hangisi? Cüneyt Arkın'ın oynadığı Yaralı Kurt mesela. İzlemedin mi? İşte filmdeki manası farklıdır tabii. Neymiş filmlerdeki anlamı? İşte kadının tedavi ettiği aslında erkeğin geçmişidir. Yani travmasıdır yani. Zaten o yüzden hani filmin bir sonraki sahnesinde de genellikle birlikte olurlar falan. Ne diyorsun sen ya? Bana bak, sakın aklından bile geçirme ha. Sen beni etkilemeye falan mı çalışıyorsun? Ben seni etkilemeye çalışıyor olsaydım şimdiye çoktan yatağına uzanmış, sigaramı yakmış, pöfür pöfür içiyordum. Gitti bu, tez geçti. Şaka yaptım. Şaka yaptım, pardon. Tamam, şakaydı. Hayatımda gördüğüm en zavallı insan değilsen bile ilk üçe kesin girersin. Ben bu lafları daha önce duymuştum, biliyor musun? Hiç şaşırmadım. Beyoğlu'nun üçüncü sınıf barlarında senin gibi dikiş tutturamamış kadınlardan biri bunu söylemiştir. Elindeki kadeyi de yüzüne boşaltmıştır kesin. Yok ya, o kadar da kaba biri değildi. Ha, ne yaptı? Evlendi benimle. Dikiş atmaya gerek yok. Ucuz atlatmışsın. Teşekkür ederim, eline sağlık. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.